ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Zeynel Balkız bugün ETV Haber Merkezi'ni ziyaret etti. Balkız ziyareti sırasında Erdin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Çubukaya'nın sorularını da yanıtladı. Zeynel Balkız, RTÜK ile üye seçimlerinde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile yaşadıkları polemiğe açıklık getirdi. Havada kalmamış olsun. Bu şartları riayet şartıyla. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Zeynel Balkız bugün ETV Haber Merkezi'ni ziyaret etti. Balkız'ı ziyaretinde Erdin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Çubrukaya, ETV Denge Gazetesi Genel Koordinatörü İsmail Çalışkan, ETV Müdürü Jale Taşkın, Program Müdürü Nurgül Yılmaz, Denge Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Engin Etüngü ve kurum çalışanları karşıladı. Ziyaret sırasında Erdin Çubrukaya'nın sorularını yanıtlayan Zeynel Balkız, RTÜK üye seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ile yaşadıkları polemiğe açıklık getirdi. Özgür Bey'in söylediği bir eleştiri değil, bir suçlamadır. Yani MHP her zaman yan çiziyor diyor. Ve bir kanaat oluşturacak nesnetli bir suçlamada bulunur. Söylediği şey RTÜK meselesi. Evet. RTÜK'ün 9 üyesi var. Daha önceden 5 üyesi AK Parti'deydi, 4 üyesi muhalefetteydi. Şimdi 7 Haziran seçim sonuçlarına göre 4 üye AK Parti'de kalıyor, 5 üye muhalefette kalıyor. Evet. 2 CHP'nin, 1 HDP'nin, 1 MHP'nin üyesi var. Son bir üye kimin olacak? Burada Milliyetçi Hareket Partisi dedi ki, benim HDP'den %35 oy fazlam var, bu bana verilmeli. Verilsin. Dedi. Bunun kıyas yoluyla izahı da var. Ana Muhalefet Partisi'nin tayini bakımından. Meclis Danışma Kurulu bu konuda anlaşamadı. Anlaşamayınca Cumhuriyet Halk Partisi kura önerdi. Biz de bu işler yazı sırayla olmaz. Halkın temayülünü yansıtan bir sonuç yazı sırayla kaybedilemez dedik. O zaman da mecburen Büyük Millet Meclisi'nde seçim yöntemine başvuruldu. Seçimde de HDP'de adayını ortaya koydu. Son üyeliği. MHP'de adayını ortaya koydu. MHP kahir ekseriyetle adayını kazandırdı ve RTÜK'teki üye sayısını ikiye çıkardı. Evet. Şimdi bundan yani daha dünyanın son değil mi? Bundan daha tabii bir şey de olmaz. Evet, doğru. Şimdi CHP'ye çağrımız şudur. İşte 5 üye var. Muhalefet RTÜK başkanımızı seçer veya kararlarda zaten sorumlu. 5'e 4 sağlanmıştır. Sevgili seyirciler, Şanlıurfa'nın Suruçu ilçesinde gerçekleşen 31 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısı ülkenin dört bir yanında protesto ediliyor. Türkiye'nin birçok şehrinde gerginlik hakim iken bazı şehirlerde ise eylemlere katılan milletvekilleri dikkat çekiyor. Dün Kobani'nin yeniden inşası için Suruç'ta toplanan ve basın açıklaması gerçekleştiren kişilere karşı yapılan ve 30 kişinin hayatına mal olan intihar saldırısı yurt genelinde protesto ediliyor. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, İzmir başta olmak üzere vatandaşlar sokaklara döküldü. On binlerin katıldığı yürüyüşe bazı esnaflar alkışlarla, yürüyüşe katılmayan vatandaşlar ise ıslık ve sloganlar atarak katliamı protesto etti. Öte yandan HDP Manisa İl Örgütü Manolya Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen patlamayı protesto etmesi Manisa'da şaşkınlıkla karşılandı. Manolya Meydanı'nda konuyla ilgili açıklamayı HDP Manisa İl Eş Başkanları Hatice Aslan ve Sait Taycı yaptı. Sevgili seyirciler, yoğun bir koalisyon çalışmasının ardından dillerde dolaşan erken seçim iddiaları yeni bir gündem daha yarattı. Buna göre AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu, AK Parti il ve ilçe başkanlarını tek tek arayarak erken seçime hazırlıklı olun mesajı bildirildi. Ancak vatandaş yeni bir erken seçim istemiyor. Vatandaşa göre erken seçim milletin kaderiyle oynamak anlamına geliyor.
Piyasalar ve vatandaş koalisyon hesapları yaparken güne son dakika şoku ile uyanıldı. İddialara göre Başbakan Ahmet Davutoğlu il ve ilçe başkanlarını tek tek arayarak erken seçime hazır olun mesajı verdi. Kimi seçmenlere göre halkın kararını zaten verdiği yönünde açıklamalar yapılırken, kimilerine göre ise hükümet kuramayanların devleti yönetemeyeceği ile ilgili oldu. İşte göze çarpan o açıklamalardan birkaçı. Erken seçim olup olması önemli değil. Zaten Türkiye'yi indirenler kulübü yaptılar. Biri bir taraftan yiyor, biri bir taraftan yiyor. Seçim olsan olur, olmasan olur. Biz önce gideriz sandığa oyun kullanırız. Ama bu sefer de sandığa mandığa da gitmek yok yani. Kafalarına göre takılsınlar. Erken seçim olursa MHP'nin oyları düşer, HDP'nin oyları daha bir yükselişe geçer deniliyor. HDP yani MHP'nin sonu gelir diye düşünüyorum. Peki siz bir vatandaş olarak erken seçimi nasıl buluyorsunuz? Erken seçim. Aslında olumlu karşılamıyorum. Hani halk bundan bir ay önce verdi kararını zaten vereceği gibi kadar. Hani bundan bir ay sonra bir fark olmayacak ama tam tersi HDP'nin oyları daha yükselecek. Peki siz istiyor musunuz erken seçimin olmasını? Tabii ki hayır. Erken seçim olması doğru bir şey değil. Bu Türkiye ekonomisi için de doğru bir şey değil. Şu anda hiçbirine güvenim yok. Güvenmiyorum. Çünkü zaten eğer bir devlet kuramıyorlar, bir hükümet kuramıyorlarsa, oturup da anlaşamıyorlarsa bu konuda, bunların bence bu ülkeye hiçbir faydaları yok. Bu ülke halkına da hiçbir faydaları yok. Güvenmiyorum hiçbirine. Hiçbirinde doğru bir şey yaptığına inanmıyorum. Ya, Suriye, Irak, İran'daki gelişmeler, ayrıca Rusya'nın diğer kendi blokundaki ülkelerle olan ittifakları, Yunanistan'ın ekonomik durumu, Türkiye'nin şu anda çok ciddi bir dönemden geçtiğini göstermektedir. Yani böylesine ciddi bir dönemde parti başkanlarının, parti liderlerinin daha özverili, daha akılcı hareket edip bir koalisyon kurmaları gerekir. Türkiye'nin yeni bir erken genel seçime gitmesi, egoların tatmininden öte bir anlam taşımayacaktır. Yani halkın, vatandaşın böyle bir talebi olacağını, böyle bir şeye yanaşacağını sanmıyorum. Bence koalisyon yapılması gerekir. Kimler koalisyon yapması lazım? AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin koalisyon yapması gerekir görüşündeyim. Çünkü artık Cumhuriyet Halk Partisi de ideolojik yönden ideolojik bir parti olma özelliğini global bir parti haline dönüşerek değiştirdi. İdeoloji partileri şu anda Milliyetçi Hareket Partisi ile HDP partisi ideolojik partilerdir. Belki AK Parti ideolojik olarak bunlarla bir araya gelemeyebilir. Ancak CHP ile bir araya gelmesinde birlikte dünya barışına, Türkiye barışına hizmet etmelerinde hiçbir sakınca yok. Olmadığı gibi böyle bir davranış bence her ikisinin de Türkiye'nin partisi, gerçek partisi olmalarına büyük bir katkı sağlar düşüncesindeyim. Özellikle CHP'ye çok büyük katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Ayrıca Türkiye'ye katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespitleri çok önemli. Bence sağcılar, Türkiye'deki sağcılar Cumhurbaşkanı'nın sağ kolu, solcular da Cumhurbaşkanı'nın sol kolu olarak bir araya gelip hep birlikte Türkiye'nin menfaatleri için artık çalışmalarını bekliyoruz. Biz vergi veren vatandaşlarız. Herhangi bir devletten menfaati olmayan, devletle hep veren tarafız genel hizmetler dışında. Bizim talebimiz bu şekildedir. Yani koalisyonla Türkiye'yi daha sıkıntılı duruma sokmasınlar. Zaten bir sürü sıkıntılarımız mevcut. Daha özverili, daha akılcı, daha mantıklı hareket etmelerini istiyoruz. Sevgili seyirciler, bayram bitti. Bayramda Türkiye genelinde birçok şehirde trafik kazası meydana geldi. Bayram sonrası trafik kazası haberleri gelmeye yine devam ediyor sevgili seyirciler. Bugün bir trafik kazası haberi de Salihli'den geldi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde bir motosikletle kamyon çarpıştı. İzmir yönünden Salihli istikametine gitmekte olan 20 yaşındaki Mahsun Akçil'in kullandığı motosiklet
Karşı yönden gelen Mehmet Yalçın yönetimindeki kamyonla Cafer Bey Mahallesi kavşağında çarpıştı. Motosikletten savrulan sürücü Akçil kaza yerinde, arkasında bulunan 18 yaşındaki Cengizhan Lökçü ise kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mehmet Yalçın gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sırada bir başka kaza haberi daha var sevgili seyirciler. Manisa'nın Akhisar ilçesinden geçen bir yük treninin önüne atlayan genç adamın sağ ayağı koptu. Trenin altında bacağını kaybeden genç acı içerisinde kıvranarak 112 ekiplerini bekledi. Akhisar'da trenin altına atlayan bir gencin sağ bacağı koptu. Genç adam acı içinde kıvranarak 112 ekiplerinin gelmesini beklerken çevredeki vatandaşlar geç gelen ekiplere tepki gösterdi. 112 ekipleri bacağını kaybeden Alper Çabukçağ'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il bütününde ulaşım konusunun çözümü için radikal kararlar aldı. Muradi ile il merkezi arasındaki ulaşım entegrasyonunun sağlandığını açıklayan Cengiz Ergün, benzer çalışmanın Saruhan, Hamzabeyli ve Çobanisa için de yapılacağını söyledi. Çelebiyer Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Çelebi de Başkan Ergün'ü ziyaret ederek ulaşım çilesini bitirecekleri için teşekkür etti. Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Çelebi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret ederek Muradiye Manisa arasındaki toplu ulaşım sorununu bitirmelerinden dolayı teşekkür etti. Daha önce de hep ifade ettik, ediyoruz. Üniversite tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Üniversite şehirle birlikte, hatta gelmeden önce uluslararası üniversiteleri tanıtan bir katalogda maddeler vardı. Hemen ikinci veya üçüncü madde şehir ve üniversite. Yani üniversite şehirle birlikte var. Tabii ki şehir içinde üniversitenin ayrı bir yeri, önemi, anlamı var. Dolayısıyla Manisa ve Celal Bayar Üniversitesi inşallah birlikte geleceğe emin adımlarla ilerleyecek. Bizim tabii üniversite olarak, üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın en büyük sıkıntısı özellikle Muradiye kampüsünde ulaşımdı, biliyorsunuz. Ziyaretimizde size aktardım. Sağ olun, hiç vakit kaybetmeden bu sorun üniversitenin sorunu değil, bizim sorunumuz. Üniversite bizim üniversitemiz dediniz. Ve hemen konuya el attınız. Çok hızlı bir şekilde çözüme kavuştuğunu görüyoruz. Bundan mutluyuz, memnunuz. Tabii ki bir yerde bir marifet varsa buna iltifat edilmesi gerekir. Sağ ol. Teşekkür edilmesi gerekir. Ben size teşekkür ediyorum. Şahsınızda tüm belediye çalışanlarımızı da kutluyorum. Onlar da sağ olsunlar, var olsunlar. Bu bir ekip tabii. Sizin liderliğinizde Büyükşehir Belediye'miz hakikaten bizim oradaki problemimizi çözme noktasında çok hızlı hareket etti. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin dev projeleri hayata geçirmek için gerçekleştirdiği ihalelere yönelik yaratılmak istenen spekülasyonlara sert yanıt geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Yılmaz Gençoğlu, katı atık bertaraf tesisi ve tam otomasyonlu otopark ihalesiyle ilgili ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Yılmaz Gençoğlu, son günlerde Manisa kamuoyunda yer alan Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleleriyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Yapılan ihaleler hakkında ayrıntılı bilgi veren Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin şeffaflık ilkesinden ayrılmadığını belirterek açıklamaların gerçekleri yansıtmadığına vurgu yaptı. Özellikle Uzunburun Mahallesi Sarıçam mevkiinde yapılan katı katık bertaraf tesisi ihalesiyle ilgili bilgi veren Gençoğlu, tüm işlemlerin mevzuata uygun olduğuna dikkat çekti.
Sevgili seyirciler, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, ETV Haber'in koalisyon görüşmeleri ve esnafın içinde bulunduğu durum ile ilgili sorularını yanıtladı. Akyüz, esnafın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini söyledi. Biliyorsunuz yeni bir seçim oldu. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, koalisyon sürecinin esnafı nasıl etkilediği konusunda görüş açıkladı. Akyüz, piyasaların ve sıcak para akışının durduğunu ifade ederek sürecin uzatılmasının doğru olmadığı görüşünü savundu. Şimdi zaten esnafımız sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Tabii ki bu hükümetin kurulamamasından dolayı da bir hayli bu biraz daha sıkıntılı günler geçiriyoruz. Yani burada bir an önce hükümetin kurulması ve esnafımızın feraha kavuşması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki burada esnafımız geliriyle gideri birbirini karşılamamakta. Her zaman için esnafımız içeri girmekte, işte vergisini ödeyememekte, bağ kurulu sigortasını ödeyememekte, dolayısıyla almış olduğu kredileri ödeyememekte böyle bir sıkıntı içerisine giriyor. Esnafımızın acilen hükümetin bir an önce kurulmasından yana ve istikrarını sürmesinden yana olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda bir erken seçim gündeme gelebilir mi? O erken seçim olursa nasıl olur, olmazsa nasıl olur bu durumda? Sizin beklentiniz ne olur? Şimdi zaten yaklaşık 45 gün öncesi bir seçim oldu. Seçim çalışmalarında zaten gördük ki eğer burada tabii ki biz hükümetin kurulmasından yanayız. Koalisyondan korkulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz esnaf teşkilatı olarak bir daha bu seçimin, ikinci bir seçimin Türkiye'ye büyük bir sıkıntılar getireceğini düşünüyoruz. Ve 2015 yılı esnafımız için hakikaten bugüne kadar çok sıkıntılı günler geçirdi. Ama eğer bir erken seçim daha olursa 2015 yılının tamamının bir sıkıntı içerisinde geçeceğini ve çoğu esnafımızın çok sıkıntılar içerisine gireceğini de söyleyebiliriz. Esnafın en sıkıntı yaşadığı konu şu aralar nedir başkanım? Nakit sıkıntısı var mı? Veya? Tabii ki sıcak para döngüsü yok. Yani piyasada sıcak para döngüsü yok. Bankalardan bir türlü para akışı olmuyor. Maalesef gerek memurun, emeklinin, işçinin sadece kredi kartı ve ödemelerine gidiyor. Dışarı piyasa sıcak para döngüsü yok. Dolayısıyla da piyasada da esnafımıza düşen sıcak para olmadığından dolayı da işlerin bir hayli durgun olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi mahalle muhtarlıklarının yapımı için destek veriyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklı Kayadibi Mahallesi'nde yapımı devam eden muhtarlık ve çok amaçlı salon inşaatını inceledi. Ömer Faruk Çelik, mahalle halkının sosyalleşebileceği güzel bir binayı Sancaklı Kayadibi Mahallesi'ne kazandıracaklarını müjdeledi. Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sancaklı Kayadibi Mahallesi'nde muhtarlık ve çok amaçlı salon olarak kullanılmak üzere bina yapımına başladı. Başkan Çelik, Fen İşleri Müdürü Kamil Çimen, Zabıta Müdürü İsmail Çiftçi ve Sancaklı Kayadibi Mahalle Muhtarı Cevat Sinir ile birlikte mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle halkının sosyalleşebileceği mekanlara ihtiyaç olduğunu dile getiren Ömer Faruk Çelik, tüm mahallelere sosyal alanlar yapacaklarını dile getirdi. Sancaklı Kayadibi Mahalle Muhtarı Cevat Sinir ise Başkan Çelik'e mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediyesi Ayni Ali Mahallesi İlim Kültür Dil Merkezi ve Tevfikiye Mahallesi Hanımlar Lokali ve Engeller Kültür Merkezi'ni hayata geçiriyor. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi hizmete açılacak olan yeni binaları yerinde inceledi. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi ilk olarak Ayni Ali Mahallesi İlim Kültür Dil Merkezi'nde incelemede bulundu. Başkan Çerçi daha sonra Tevfikiye Mahallesi Hanımlar Lokali ve Engeller Kültür Merkezi'nde inceleme yaptı. Başkan Çerçi'ye inceleme sırasında Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Ramiz Şiyak ve Şule Uygur da eşlik etti. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi kadınlara ve engellilere yönelik yeni tesisler açacaklarını açıkladı. Malta semtimizdeyiz. Burada Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün ve ilgili başkan yardımcılarımızın yaptığı bazı çalışmaları yerinde inceliyoruz.
bildiğiniz gibi Yunus Emre Belediyesi'ne verilmesi gereken, ancak Büyükşehir'den 1,5 yıldır alamadığımız 5 tane kültür merkezimiz ve gençlik merkezimiz hala Büyükşehir'in elinde. Bunlar bizim mülkümüz, bizim malımız, yasayla bize verilmiş yerler. Artık o konuda mahkeme sürecini başlatıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ve çabalardan bir netice alamadık. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Yunus Emre Belediyesi olarak daha önce Uncu Bozköy'de ve Yeni Mahalle'de kadınlarımıza yönelik aile yaşam merkezleri ve kadın kültür merkezlerini faaliyete soktuk. Hanımlarımız orada değişik etkinlikler yapabiliyor, kurslar görebiliyor, kendi yeteneklerini geliştirebiliyor. Aynı zamanda spor yapabiliyor. Halk eğitim merkezindeki hocalarımızın nezaretinde bu çalışmaları yapıyorlar. Genel bir memnuniyet ifadesi bizlere ulaşıyor. Bunu şehir merkezine doğru da yaymak istiyoruz. Özellikle Karaköy tarafımızda, Malta semtlerimizde bu tür sıkıntılar var, ihtiyaçlar var. Şimdi bu gördüğünüz mekanla ilgili de böyle bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah burayı da hem bir kadınlara yönelik, ailelere yönelik, aynı zamanda engellilere yönelik spor merkezi, kültür ve eğitim merkezi olarak planladı arkadaşlarımız. Daha inşaat aşamasındayken ona göre iç tadilatıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Biz de yerinde inceleme fırsatı bulduk. Yani önümüzdeki aylarda Karaköy ve Malta semtinde 2 tane bu tür kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik kültür eğitim merkezimiz faaliyete girmiş olacak. Bunları daha da arttıracağız. Yunus Emre Belediyesi şehircilik hizmetlerinin yanı sıra yoğun bir kültür eğitim faaliyeti içerisindedir aynı zamanda. Bunları daha da yayarak diğer semtlerimize önümüzdeki aylarda yahut da gelecek sene Barbaros mahallemizde yine Horozköy tarafında bu tür çalışmalarımız olacak. Tüm şehirler, mahallelerimizde, Yunus Emre içerisindeki tüm mahallelerimizde, hatta köylerimize kadar eğitim faaliyetlerimizi, sosyal kültürel faaliyetlerimizi, özellikle ailelere ve kadınlara yönelik faaliyetlerimizi. Sevgili seyirciler, İzmir'den Manisa Sanayi Bölgesi'ne yük getirmekte olan tır, Sabuncubeli, Süreyya Peklik alanı yakınlarına geldiği sırada aniden kaydı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla yolu tamamen kapattı. Kaza sırasında yaklaşık 10 kilometrelik yolda araç kuyruğu oluşturuldu. Manisa-İzmir arası Sabuncubeli'nde tır kazası meydana geldi. Kaza sonrası yol 3 saat trafiğe kapandı. Kaza yapan tırın çekiciyle kaldırılmasından sonra Manisa-İzmir istikameti araç trafiğine açıldı. Ve sevgili seyirciler, Muradi ilçesinde tarlalarda ilk hasatların yapılması ile birlikte karpuz sezonu başladı. Karpuz üreticileri ilk ürünlerdeki derin ve kaliteden memnun, ancak fiyattan memnun değil. Karpuz fiyatları sezon boyunca bu şekilde giderse üreticinin yüzünü güldürmeyecek ve şikayetler artacak gibi görünüyor. Muradiye'de karpuz hasadı başladı. Tarlalarda toplanıp kamyonlara yüklenen karpuzlar Türkiye'nin her tarafına sevk ediliyor. Bu yıl karpuzda kalitede, tatta da verim var, ancak üreticiye verilen fiyat çok düşük. 2015 yılı ürünü Muradiye bölgesinin ünlü karpuzu artık çıktı piyasaya traktörler üzerinde. Yolda satı önce müşterimiz karpuz alıyor, ona soracağız fiyatlar nasıl? Fiyatlar iyi, ucuz yani, para yapmadığı için bedava karpuz. Bedava karpuz. İyi. Ama üretici için iyi değil. Kaç para verdiniz o karpuza? Vallahi vermedik de 3 lira mı? 3 lira. Marketten alsaydınız daha önce de 10 lira. 10 lira verdik. 10 lira. Evet. Bu karpuzun dönümü maliyeti 1100 lira. Fakat bugün çiftçi bunu 400 lira, 300 lira dönümünü vermektedir. Şu anda tam kilo kaç para? Karpuzun burada, Muradiye'de. Burada 25 kuruş. 25 kuruş. Toptan para kendi 40 kuruş. Toptan arabalara verdiğim zaman 25 kuruş. 25 kuruş. 25 kuruş. Peki, 25 kuruşa kilosunu veriyoruz toptan. 40 kuruşa... 4 ton olduğu zaman, 4 ton para kendi verdiğin zaman
1000 lira yapar. 1000 lira yapar ama maliyeti 2000 300 lira. Maliyeti 1100 lira. Sevgili seyirciler, bültenimize kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlarımızdan sonra bültenimiz spor haberlerimize devam edecek. ...1935'ten bu yana Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek Mutfak, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından biri. Kelebek Mutfak sizleri Alman ve İtalyan teknolojisiyle buluşturuyor. Mutfak dolaplarının gövdeleri Avrupa normlarına uygun olarak üretilen buteli melamin emdirilmiş E1 yonga levhadır. Mutfak dolabı kaldırma kapasiteleri asma dolap askı elemanlarında 65 kilogram, boykiler dolaplarında ise 120 kilogramdır. Mutfak eşyalarının çekmece içlerini çizmesini önlemek amacıyla kauçuk esaslı altlıklar yerleştirilmiştir. Kelebek Mutfak'la ilgili daha fazla bilgi için sizleri 22 Sultanlar karşısında bulunan Kelebek Mutfak mağazamıza bekliyoruz. Proje çizimi ve montaj ücretsizdir. İster koltuk takımı, ister yemek odası, ister yatak odası takımı, mobilya alan herkese dörtlü beyaz eşya seti 2790 lira. Dileğine 115 lira taksitle. Üstelik ücretsiz teslimat garantisiyle. Doğrucan Mobilya, Ege'nin doğru kararı. Ayşe Güzellik Salonu, kendini özel hisseden tüm bayanların hayatına renk ve güzellik katıyor. Innova marka organik saç boyaları, gerçek porselen makyaj, iğneli ve lazer epilasyon, dermolojika marka cilt bakımı, leke, akne tedavi ve cilt bakımı, kirpik perması, ipek kirpik işlemi, keratin saç bakımı, saç dökülme sorunları olanlara, dökülmeleri önleyici saç bakım ürünleri gibi birçok alanda bayanlara farklı bir güzellik katıyoruz. Mezoterapi ile cilt gerdirme, mikroplas yöntemi ile 10 seansta iki beden küçülme, bölgesel zayıflama ve saç kaynağı gibi işlemlerle kendisini yenilemek isteyen bayanlara ayrı bir hizmet sunuyoruz. Ayrıca ücretsiz saç ve cilt analizi de yapıyoruz. Unutmadan türbanlı bayanlara özel bölümümüz de var. Farklı olmak isteyen bayanları Ayşe Güzellik Salonu'na bekliyoruz. Adres Yarhasanlar Mahallesi, Doğu Aralık Sokak, No 7. Telefon numaramız 236-238-7998. Doğa Park'ta tatil havası esiyor. Tatil köyü konforunda bir yaşam tasarladık. +1 Doğa Park evlerinde hayalinizi zorlayın. Konfor, kalite, Doğa Park evlerinde. Jacuzzi'den led aydınlatmaya, lüks modüler mutfak tasarımlarından yüzme havuzuna kadar sizin için her şey düşünüldü. Telefon 505-489-0688 236-211-1170. Doğrucan'da büyük düğün indirimi başladı. Bir takım fiyatına 3 takım birden. Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı. Hepsi sadece 3390 lira. Üstelik 7 yıl garantili. Doğrucan Mobilya, Ege'nin doğru kararı. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, geçirdiği kalp krizi rahatsızlığıyla nedeniyle bir haftadır özel 8 Eylül Hastanesi'nde tedavi gören Manisa Spor'un eski as başkanlarından sanayici iş adamı Zeki Ayaydın hayatını kaybetti. Manisa'nın tanınmış simalarından sanayici iş adamı Çelsan Ziraat Aletleri sahibi Zeki Ayaydın, kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam savaşını dün gece kaybetti. Thank you.
Zeki Ayaydın, Manisa Spor'un Süper Lig'e çıkış sürecinde ve sonrasında Manisa Spor'un yönetiminde yer aldı. Uzun yıllar Cengiz Ergün başkanlığındaki Manisa Spor'da as başkan ve basın sözcüsü olarak görev alan Ayaydın, çevresinde sevilen bir kişiydi. Sanayici iş adamı Çelsan Sanayi sahibi Zeki Ayaydın'ın cenazesi bugün ikindi namazına mütakip defnedildi. Allah için sana da, Resulullah için sana da, meyyit için duaya uyun, hazır olan imama. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Spor Başkanlığı döneminde birlikte görev yaptığı Zeki Ayaydın'ın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayınladı. Ayaydın'ın vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Başkan Ergün, "Değerli kardeşim, Manisa Spor sürecinde yol arkadaşlığı yaptığımız Zeki Ayaydın'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileklerimi iletiyorum," dedi. Manisa Spor'un Süper Lig'e yükseldiği dönemde Ayaydın'la birlikte yol arkadaşlığı yaptığının altını çizen Başkan Ergün, "Ani rahatsızlığıyla aramızdan ayrılan Zeki Ayaydın'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine özgü yaklaşımı, tavrı ve hoşgörüsüyle her kesim tarafından sevilen Zeki Ayaydın kardeşimin vefatı bizleri derinden yaralamıştır. Hakkın rahmetine kavuşan Zeki kardeşime Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun," dedi. Sevgili izleyiciler, Şehzadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Şehzadeler Belediyesi Ailesi ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan badminton takımına 5000 TL'lik malzeme desteğinde bulunuldu. Şehzadeler Kaymakamlığı ile Şehzadeler Belediyesi yetiştirme yurdunda kalan çocuklarla yoksul öğrencilerden oluşan badminton takımına malzeme desteğinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü spor salonunda gerçekleştirilen malzeme teslim törenine Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Gıda ve Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Ferhat Bozkaya, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Ekrem Öztürk ve Akpınar Mahalle Muhtarı Bişar Şaknuk katıldı. Kaymakam Çorumluoğlu 5000 TL'lik malzeme desteğinde bulunduklarını belirterek minik sporculara başarılarının devamını diledi. Bugün sizleri ziyarette ama gördüğümüzde çok memnun olduk. Hepiniz çok iyi sporcularsınız, başarılısınız. Ben badminton çok bilmiyorum ama biraz kort tenisi biliyorum. İşte diğer basketbol, voleybol onları biliyorum. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ise Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Nilüfer projesini yürüttüklerini dile getirdi. Nilüfer badminton projesi değil, projeyi yürütüyoruz. Bu proje çerçevesinde de bir hayli Türkiye'de hem yetişme yurtları hem de Türkiye'deki diğer badminton turnuvalarında gayet ciddi başarılar elde ettik. En başarılı üçüncülüktü benim. Diye hatırlıyorum. Bu anlamda tabii bizler kurumumuzda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar olduğu gibi yine diğer mahallelerimizde bulunan, bizimle irtibatlı. Daha önceden bizim burada bir çocuk gençlik merkezimiz vardı. Sonrasında toplum merkezi olarak. Toplumda özellikle sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuklarımıza yönelik çalışma yaptık. Bu anlamda dediğim gibi biz Gençlik Spor Müdürlüğü ile daha çok irtibatlıydık. Ama tabii son zamanlarda işte belediyelerin kurulmasıyla bir takım destekler olmaya başladı. İşte bugün de burada hem kaymakamlığımız, hem belediyemiz, hem muhtarlığımız, diğer Gençlik Spor Müdürlüğü'nün temsilcileri yine burada, hocalarımız burada. Bizim arkadaşlarımız burada, birebir Hasan Erdem, Manisa badminton temsilcisi olarak burada çalışıyor. Ben emeği geçen, başarılı katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı, sizleri kutluyorum. Bu destek için de hem kaymakamımıza, hem belediyemize ve vakfımızın diğer mütevelli heyet üyelerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu destekle bu başarı artarak devam eder. Bizim de sizden beklentimiz budur. Kaymakam Çorumluoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal malzeme dağıtımının ardından badminton oynadı. Thank you.
Seyirciler, ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.